Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde koşullu ifadelere bakacağız beraber. Koşullu ifadeler daha çok ortada iki tane değişkenimiz varsa ve bunu karşılaştırmak istiyorsak biz kullanıyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere aslında bir koşul belirtmemiz gerekiyor. Koşullu ifade kullanmak istiyorsak. Şimdi bunlara bakalım beraber. Ee, i̇lk başta dediğim gibi iki tane bir değişken oluşturalım. X değişkenimiz olsun bir tane. X değişkenimizin değeri 33 olsun. Y değişkenimiz olsun. Bu da arkadaşlar 55 olsun. Şimdi koşul ifade yazmak için if yazıyoruz arkadaşlar. If'in Türkçe anlamı koşul demek aslında. If x büyüktür y ise. Yani x arkadaşlar y'den büyük mü diye aslında kontrol ediyorum ben burada. Ardından iki tane nokta koyuyoruz buraya. Sonra enter'e bastığımız zaman bize burada arkadaşlar bir satır başı bırakıyor. E bunları aynı zamanda girinti olarak düşünebilirsiniz. Bu girinti içerisinde aslında şunu yapıyoruz. Eğer burada demek istediğim şey x y'den büyükse arkadaşlar bu girinti içerisine girecek anlamına geliyor. Burada şunu yazabiliriz aslında print x değeri y değerinden büyüktür yasını görebiliriz. Eğer şuradaki koşul ifadesi doğruysa. Doğru değilse arkadaşlar buranın içerisine hiçbir şekilde girmeyecek. Bir printi göremeyeceğiz biz. Bunu çalıştıralım be. Python koşullu ifadeler pay. Çalıştırdığımız zaman hiçbir sonuç gelmedi arkadaşlar. Çünkü x, 7 büyük değil. Tam tersine baktığımız zaman x, y'den küçükse eğer x değeri y değerinden küçüktür yazalım şuraya. Bunu çalıştırmak istediğimiz zaman x değeri y değerinden küçüktür ifadesini görebiliyorum. ...koşullu ifadelerde bu şekilde karşılaştırabiliyoruz. Buradaki girintiler arkadaşlar önemli. Burada bir hata yaparsak yani print'i şekilde yazarsak mesela... E, ...girinti bırakmazsak yani... ...burada hata veriyor gördüğünüz üzere. E, girinti bırakmamız lazım. Çünkü bu print aslında bu if'e ait olduğunu gösteriyor bu girinti. E, if dışında arkadaşlar diyelim ki başka bir koşul ifadesi daha kullanmak istiyorsak... ...yani bu if'den ayrı olarak... Bunu da arkadaşlar Elif ile yapıyoruz. Buraya Elif yazıyorum ben. Elif. Ee, burada da aslında şunu kontrol edebiliriz. Mesela x eşit, eşit y ise. x y değerine eşit mi? Ee, i̇ki defa eşit mi durumunda arkadaşlar iki tane eşittir kullanıyoruz. Bunu operatörlerde görmüştük. Bir alt satıra geçersem ben iki noktamı koyuyorum mutlaka sonra. Buraya gene şunu yazabiliriz. Print x değeri y değerine eşittir. Yazısını yazabiliriz. Bunu çalıştırdığım zaman e, elifin içerisine girmeyecek. Çünkü eşit değil. E, y'yi 35 yaparsak belki 33 yaparsak y'yi de x değeri y değerine eşittir. Bu sefer şu if değerine girmedi arkadaşlar. <laughs> e, yani bu iften ayrı olarak diyelim ki e, birden fazla kontrol işlemi yapmak istiyorsunuz. i̇lk if'i kontrol ettik. İkinci bir kontrol işleminde elif yazabiliriz burada. en son da arkadaşlar kontrol işlemlerini yaptıktan sonra else yazabiliriz. Yani diyelim ki hiçbir seçeneğimiz tutmadı. Bir şeyi kontrol ediyoruz. Kafamızda olan bütün e, olasılıkları yazdık kontrol işlemlerinde ama e, hiçbiri tutmadı. Bu durumda else düşünebiliriz. Yani burada else arkadaşlar dikkat ederseniz hiçbir şekilde else'den sonra bir koşul yazamıyoruz. E, direkt bir alt satıra geçiyoruz. Diyoruz ki burada bunlara eşit değilse o zaman e, yukarıdaki ifadeler yani çalışmadıysa o zaman else e girsen else'deki e, durumu belirt bize diyebiliriz. Burada da mesela ee, mesela yukarıdan demiştik x değeri y değerinden küçüktür. Bu durumda aslında x değeri else girdiyse arkadaşlar y değerinden büyüktür diyebiliriz. Bunu çalıştırdığımız zaman eşittir geliyor. x ve y çünkü birbirine eşit olduğu için. Mesela e, x değerini artıralım. 42 yapalım. X değeri 7 yerinden büyüktür. Else girdi arkadaşlar. Else ifadesini bu şekilde çalıştırmış olduk. Ee, else burada if'ten sonra arkadaşlar her türlü kullanabiliriz bu arada. Ee, ama şuna dikkat edin. Elif'i kullanmak için arkadaşlar öncesinde mutlaka ifin olması lazım. Aynı şekilde else için de geçerli bu. Yani bir koşul ifadesi yazıyorsak ilk başta mutlaka if ile başlamamız gerekiyor. Ardından ee, else ve elif ifadelerini kullanabiliriz. Elif olmadan bu arada arkadaşlar else de yazabiliriz. Yani ben şuraya kaldırıp şöyle şu şekilde de kodumu çalıştırabilirim. Böyle uzun uzun yazmak istemiyorsunuz bu arada arkadaşlar. Yani uzun satırlar olmasını istemiyorsunuz. Şu şekilde de yazabilirsiniz bunları. burayı kaldırıp şöyle yan yana yazabilirsiniz. girinti olmadan yan yana yazabilirsiniz. Bunu çalıştırdığım zaman yine aynı sonucu alıyorum ben. Eğer alt alta yazacaksanız yani karışık gözüksün istemiyorsunuz. Bu birazcık karışık gözüküyor baktığımız zaman. Bunu da, yani bunu da şöyle yapabilirsiniz. Dediğim gibi burada girintiye dikkat ederek yazabilirsiniz. E, bunun dışında şöyle bir yazım da var arkadaşlar. Mesela şöyle bir yazım yazabiliriz. Şu değeri alabiliriz buraya. Yine bu kısa yollardan bir tanesi if deyip mesela x büyüktür y ise ee, x büyük türüye ise arkadaşlar burası çalışır diyoruz aslında biz. As, yazıyorum. Burada iki nokta koymuyoruz bu arada dikkat ederseniz sonlara. As dedikten sonra şunu koyuyorum buraya. Bu şekilde de yazabiliriz. Ama şuna dikkat edin. Kodunuz ne kadar okunur, okunak olursa arkadaşlar o kadar iyi. Yani karışıklıktan uzak durursanız sizin için daha iyi. Bunu çalıştırdığımız zaman x değeri y değerinden küçüktür ifadesi geliyor. Çünkü burada da if'imiz var bir tane. Sonra pardon x değeri y değerinden büyüktür ifadesi geliyor. Ardından x değeri y değerinden küçüktür ifadesi geldi. Çünkü x'imiz arkadaşlar büyüktür dedik. Şuraya büyüktür yaparsak karışık oldu. x değeri y değerinden büyüktür ifadesi geliyor. Bu şekilde de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar ilk if de mesela birden fazla kontrol işlemi yapmak istiyorsak ne yapacağız? Yani şunu diyorum burada. Şunları yorum içerisine alıyorum. Bu kısaltmayı da arkadaşlar klavyede CTRL e Ö tuşuyla yapabilirsiniz bu arada. CTRL e Ö tuşuna basarak bütün her şeyi yorum alabilirsiniz. Ee, burada birden fazla kontrol işlemi yapmak istiyorsak ne yapacağız? İlk koşul ifadesinde şunu yapıyoruz. Burada and'i kullanabiliriz arkadaşlar. Mesela burada bir tane c değişkeni oluşturalım. c eşittir 66 diyelim. Şunu diyeceğim burada mesela. Eğer x değeri y'den büyük ise ve arkadaşlar x değeri c'den küçük ise diyorum. İki tane kontrol işlemi yapıyorum burada aslında. And kullanarak. Ee, peki emin değilsem ben mesela e, bir tanesi doğru olsa da yeter diyorsak arkadaşlar and yerine ne yazabiliriz buraya? Or yazabiliriz. veya anlamına gelen or'u kullanabiliriz. Ee, And'i kullanalım şimdi ilk başta. And dedim sonra print mesela e, x değeri istediğimiz aralıkta yazabiliriz or'u kullanalım bir de. elifle kullanalım. Elif x büyüktür y ise veya x arkadaşlar c'den küçük ise durumda istediğimiz sonuca geldi diyebiliriz. Bu ikisi de arkadaşlar doğru çalışacağı için Çalışım e, printerlerin ikisinde göreceğiz aslında. Baktığımız zaman x değeri istediğimiz aralıkta diğerini görebiliyoruz burada. E, Elif çalışmadı arkadaşlar. Şimdi e, burada arkadaşlar ilk ve Elif'i çalıştırdığımız zaman e, Elif ifin içerisine girdi. Elif de aslında doğruydu ama. İlk başta if çalıştığı için Elif'in içerisine girmesine gerek kalmadı. Yani burada yine kodda kodun çalışma mantığı gibi düşünebilirsiniz. Ee, i̇lk olarak hangisi çalışırsa düzgün çalışırsa ve onun içerisine girerse arkadaşlar e, oradan devam ediyor diğerlerine girmiyor. Yani buradaki Elif'in içerisine girmesine gerek kalmıyor. Orla bir alakası yok yani. Şurayı mesela or yaparsam ben hangi sonucu alacağız? Onu da bakalım. Or yaparsam gene x seri istediğimiz aralıkta. Orla da çalışıyor. Yani çalışıyor ama ifin içerisine girdiği için arkadaşlar elifin içerisine girmeye gerek duymuyor. Çünkü burada arkadaşlar bitiyor burd. Yani çalışma işlemi devam etmiyor. burada büyüktür işaretinde arkadaşlar not'ı kullanabiliriz. Mesela if not dersem eğer x, y'den büyük değilse anlamına geliyor. Not ifadesinde. Bunu çalıştırdığımız zaman istediğimiz sonuca geldi. Çünkü aslında burada arkadaşlar x, y'den büyük olduğu için e, buranın içerisine girmiyor. Biz olmama durumunda bakmıştık. Direkt burada Elif'e bakıyor o yüzden da bu şekilde kullanabiliriz baktığımız zaman. Ee, onun dışında eşittir de arkadaşlar eşit olmama durumunda da e, bizim gene operatörlerde kullandığımız şu ifadeyi kullanabiliriz mesela x eşit değilse ünlem eşittir diyoruz. Eşitse zaten iki tane eşittir kullanıyoruz. Bunları e, koşullu ifadelerde sıklıkla kullanıyoruz. Büyük eşittir küçük eşittir onları zaten bakmıştık. Ee, onun dışında iç içe koşulu döngüler var arkadaşlar. Koşul ifadeler var. İç içe koşul ifadeler. Onda şu oluyor aslında. Ee, diyelim ki biz buradaki if'i tamamladık. Yani buradaki if'e girdi. istediğimiz şekilde. Ee, bu if çalıştı. Sonra başka bir kontrol işlemi daha yapmak istiyoruz if'in içerisinde. Yani burada şunu diyebiliriz. If deyip arkadaşlar x Eşit eşit c, c ise diyebiliriz veya burada başka bir değişken oluşturalım d diyelim d arkadaşlar e, 28 olsun. If x eşit eşit c ise bu durumda print e, x değeri d değerine eşittir yazabiliriz. Mesela x de değerinde 42 yapalım. 42 yapalım. Ee, şunu da hatta arkadaşlar if'in içerisine değil de elif'in içerisine yazalım. Şuraya yazalım. Burada if başta olacak. Hata veriyor. Şimdi bir daha bir kontrol edelim. Ee, burada istediğimiz sonuca geldi yazısını görüyoruz. E, x eşit eşit c demişiz. D olacak. Yanlış yazmışız. Bir daha çalıştıralım. E, x değeri d değerine eşittir yazısını. E, ikinci koşul ifadesinde kontrol işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar. Eşit eşit değilse de else yazıp buraya arkadaşlar. E, print farklı bir sonuç ortaya çıktı yazabiliriz mesela. Bu şekilde koşullu ifadeleri kullanabiliriz. Eğer ifin içerisinde arkadaşlar herhangi bir şey yazmak istemiyorsak biz mesela print yazıyoruz burada. herhangi bir çıktı görmek istemiyorsak, bir şey yazmak istemiyorsak burada da pass kullanabiliriz. Yani şunu yorum içerisine alalım if işte x büyüktür y'den istediği deyip arkadaşlar buraya pes fonksiyonunu kullanırsak e, x'in içerisine giriyor ama e, hiçbir şey yazmak istemediğimiz için biz buraya arkadaşlar devam ediyor buradan bu şekilde de hata almamış oluyoruz yani ben bunun içerisini boş bırakırsam arkadaşlar bize hata veriyor dikkat ederseniz Kesip boş bırakma olarak düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde e, yapabiliriz burayı da. Onun dışında if, koşu, if else koşulu ifadeler arkadaşlar bu şekilde kullanılıyor genel olarak. E, bir sonraki dersimizde döngülere giriş yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.